Usura d'oro. Merhaba sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda, yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bazı kimseler insanların sait ve şaki olacakları ezelde takdir edildiği için, bu önceden belli, yani bir insan sait ve şaki ne demek onu da soracağım da, yani biri iyi, biri kötü gibi. Bu önceden belli. Dolayısıyla ibadet etmenin bir faydası yok. Kendini boşuna yorma gibi bir şey söylüyorlar. Bu nasıl bir şeydir? Yani sait ve şaki oldukları mesela, sizden de daha önce ben hatırlıyorum. Evet, hakikaten belli. O zaman bu doğru mu söylüyorlar? Bunu nasıl anlamak lazım? Şimdi Mustafa Bey, kitaplarda, din kitaplarında sait, yani iman edecek olanlar. İman edecek. İyi şaki, insanlar diyelim. İyi insanlar. Şaki de inkar edecek olanlar. İnkar edecek. Allah-u Teala bunları ezelde biliyor mu? Biliyor. Efendim böyle yazdı mı? Bu şekilde böyle kayda geçti mi? Hayır. Çünkü kitaplarda buyuruyor ki bu inkar etmedikçe veyahut da iman etmedikçe iman etti veya inkar etti diye kayda geçmez buyuruyor. Kaza İş olduktan sonradır. Yani kader. Çünkü kader ilmi mütekaddimdir. Cebir mütehakkim değildir. Mesela sizin sorduğunuz gibi bazı kimselerin bu şekilde, dinde reformcular da, dinsizler de yapıyor bunu. Müslümanların kafasını karıştırmak için soruyorlar. Ya Allah-u Teala biliyor. Elbette ki biliyor. Yaratan yarattığını bilmez mi? Adam otomobil yapıyor da diyor ki bu otomobil diyor işte 350 kilometre sürate kadar çıkabilir. 400 yapamaz. Hatta 300'den sonra işte araba titremeye başlar. Biraz daha yüklenirsen takla atar diyor. Sen gidiyorsun adama. Hani çek 400 yapmaya kalkmışsın, takla atmışsın. Suçlu sensin diyorsun. Sen biliyordun. Sen biliyordun. Evet diyor, ben biliyordum, yazdım da sana bildirdim bunu. Allah Teala da biliyor. İman edenler cennete, inkar edenler cehenneme gidecek. Ben size aynı şekilde peygamberler de gönderdim. O peygamberlerin varislerini de gönderdim. Akıl da verdim. Şunu yaparsanız şaki, şunu yaparsanız sait olursunuz. Şimdi yolunu da göstermiş. Mesela bu kimseler diyor ki efendim sait olacağını Allah-u Teala biliyordu. Şaki olacağını biliyordu. Peki sen nereden biliyorsun onun şaki veya sait olacağını? Ha, onu soracaktım yani. İnsan biliyor mu bunu? Ona söyleniyor mu? Söyleniyor mu? Elinde mi yazıyor? Alnında mı yazıyor? Sait veya şaki olduğu. Yani elinde mi yazıyor? Bilmiyorsun ki. O durum öyle bir durum söz konusu değil. Şimdi kitaplarda çok enteresan bilgiler verilmiş. Mesela bir tane Muhammed Aleyhisselam'ın dünyayı teşriflerinden önceki ümmetlerde bir abid. Abid ibadet eden demektir. Sahra'da ibadet ediyor. Cebrail Aleyhisselam bir gün hani imreniyor, gıpta ediyor. Allah-u Teala ne güzel kulu diyor ama levh-i mahfuzda bir bakıyor orada şaki diye yazıyor. Allah Allah, cehennemlik yani. Allah-u Teala'ya arz ediyor. Ya Rabbi diyor, kulun diye ibadet ediyor ama diyor şaki yazıyor da. Allah da dedi evet diyor. Bunun üzerine efendim diyor ya Rabbi diyor izin verirsen bildireyim mi kendisine? Bildirebilir miyim? Git bildir diyor. İnsan suretinde gidiyor. İbadetini bitirince ne güzel ibadet ediyorsun ama diyor Allah Teala seni şakiler arasına yazmış. Cehennemlik olarak yazmış. Öyle deyince secdeye bir kapanıyor adam. Hüngür hüngür ağlıyor. Elhamdülillah, sana şükürler olsun. Ya Rabbi beni adam yerine koydun. Cehenneme layık gördün. Bana bir aynı şekilde değer verdin. Allah Allah. Cebrail Aleyhisselam hayret ediyor. Ya Rabbi diyor kulunu görüyorsun ve işliyorsun. Şimdi bak buyuruyor levh-i mahfuza. Levh-i mahfuza bakıyor. Bu sefer de saitlerin arasına yazılmış. Cennetlik. Ona diyor ki kalk diyor, cehennemlik değil cennetlik olarak değiştirdi Allah-u Teala seni. Ben ilgilendirmez orası diyor. Orası beni ilgilendirmez. Ne iman varmış ya. Evet. Şimdi efendim ben saitsem şakiysem ben ne yapayım işte falan. Kendi yapıyor. Kendi derecini kullanıyor. Namazı kılmıyorsun, oruçlu tutmuyorsun falan. Ya herhalde Allah-u Teala beni şaki olarak yazdı falan. Öyle bir şey yok. Derdi bir şey yok. Sen tercih ederek aynı şekilde namazı terk ediyorsun. Orucu terk ediyorsun. Haramlara aynı şekilde nefsine uygun olduğu için güldür güldür yapıyorsun. E ne yapayım canım, benim elimde bir şey yok. Oraya giderken elinde bir şey yok mu? Rüzgar mı götürdü seni oraya? Bir denedin mi? Kendini zorladın mı? Hani adam birisi girmiş bostana. İşte çuvallara falan salatalıkları doldurmuş.
Sahibi de gene gelivermiş ona. Demiş ne yapıyorsun demiş. Ya demiş kızma şey yapma demiş. Bir rüzgar demiş aynı şekilde beni attı buraya. İyi de demiş ya bu bostanın haline, salatalıkların haline. Ne yapayım demiş fırtına şey yaparken demiş köklerinden tuttum yolundu. Peki bu salatalıkları kim doldurdu bunun içerisine? Ben de onu merak ediyorum demiş. Kim bu? Onun hesabı seni fırtına mı götürdü, rüzgar mı götürdü? O meyhaneye, o bilmem nereye. Kendi iradenle gittin, kendi isteğinle gittin. Hatta para verdin üstüne. Değil mi? Doğru. Üstüne de para verdin. İçki içmek için para verdin. Ve Allah-u Teala men ettiği, yasak ettiği şeyler içinde kendi iradeni, kendi isteğini kullandın. Hatta konuşurken de ben böyleyim işte, ben buralarda zevk alırım diye de ahkam kesiyorsun. Sonra da iş böyle olunca ne yapalım canım biz şakiymişiz. İyi de arkadaş bugüne kadar yaptığım aynı şekilde şeylerin hiçbirisinde benim elimde bir şey gelmez demiyordun ki. Asıyordun, kesiyordun, biçiyordun, ben şöyleyim, ben böyleyim, ben şuyum, ben buyum diyordun. Dolayısıyla Allah-u Teala insana irade vermiştir. Bu iradesini tercih ediyor. Bu iradesiyle tercih ediyor. Ha Allah-u Teala bunun nereyi tercih edeceğini biliyor. Ama bu insanların anladığı gibi Cenab-ı Hak bir senaryo. Ha Osmanlı'nın dünyadaki figüran olarak işte oyunu bu. Bunu oynayacak. Mustafa Dokuz'un gibi. Öyle değil o. Öyle değil. Ha Osmanlı'nın neleri tercih edecek? Ne yapacak? Tercih ettiği zaman kayda geçiyor. Cenab-ı Hak o anda yaratıyor mu? Şer talep ediyorsa şer olarak yaratıyor. Hayır olarak talep ediyorsa hayır olarak. Çünkü hayrihi ve şerri min Allah-u Teala. Yani hayrı ve şerri de yaratan Allah-u Teala'dır. Hayırdan razıdır, şerden razı değildir. Yani kitaplarda açık net bir şekilde ifade edilen şekli bu. Böyledir. Hatta iblis şeytan yani İsa Aleyhisselam, ullazm bir peygamber bu zat İsa Aleyhisselam'a görünerek ezelde Allah-u Teala'nın takdir ettikleri hasıl olur diyorsun öyle mi diyor? İsa Aleyhisselam da evet öyledir buyuruyor. Öyleyse diyor kendini şu dağın tepesinden aşağı at. Eğer ezelde selametin takdir edilmişse sana bir şey olmaz dedi. İsa Aleyhisselam da ey melun Allah-u Teala kullarını imtihan eder. Kulun sahibini imtihan etmeye hakkı yoktur ki. Kulun yok. Öğretmen öğrenciyi imtihan eder. İmtihana tabi tutar. Veya patron emir verir aynı şekilde onun personeli de o işleri yapar. Yoksa personel emir verir de patron yapar değil. Hiçbir yerde böyle bir insanların arasındaki sistemde bile yok. Dolayısıyla iblisin oradaki aynı şekilde teklifini zihinleri karıştırmaktan başka bir işe yaramıyor. Dolayısıyla Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri mesela kaderin birçok tarifleri yapılmış da o kısa ve özlü bir tarif yapmış. Her şey anlaşılıyor. Bu zat biliyor ki kader ilmi mütekaddimdir, cebri mütehakkim değil. Yani ne demek? Yani, Allah-u Teala'nın sonsuz ölçülerde bilmesi. Yaratan o. Elbette ki yarattığı şeyin ne olduğunu biliyor. Ama cebri mütehakkim zorla yaptırması değildir. Zorla yaptırmıyor. Hiç kimse zorla ibadet etmiyor. Zorla meyhaneye gitmiyor. Zorla katil olmuyor. Efendim tahrikler vardı falan. Onu ben bilemem. O apayrı bir şey. O hakimlerin işidir. O ayrıştıracak, şey yapacak. Dünyadayken de mahkemede mutlak adalet tecelli edebilir mi? İnsanların kurmuş olduğu mahkemelerde o zor. Onun için mahkeme-i kübra, mahşer günü. Orada her şey açığa çıkacak. Her şey ama. Ve hatta mesela din büyükleri buyuruyorlar ki talebelerine nasihat olarak da anlatmışlar. Dünyadayken çok kimse ben haklıyım, ben haklıyım diye mizanın başına gidecek, haksız olduğunu orada görecek. Çünkü burada niye göre haklıyım diyor? Nefsine göre haklıyım diyor. Evet. Nefsine göre haklıyım. Ama bir de Allah-u Teala'nın koyduğu aynı şekilde adalet ölçüsü var. O adalet ölçüsüne göre, hareket etmeli. Mesela TGRT FM'in İslam ve Toplum programında zaman zaman bize gelen suallerden bir tanesi mesela baba vefat etmiştir, emekliye ayrılmıştır. Babanın diyelim ki dul bir kızı veyahut da özürlü bir kızı, evladı kalmış. Baba vefat edince devlet bunun hanımı varsa diyor ve de kız çocuklarından bu şekilde bekar veya dul olanlar varsa o maaştan ona devlet veriyor. Babanın aldığı maaştan. Bakıyorsun öbür kardeşler o maaşta bizim de hakkımız var. Hak değil o arkadaşım ya. Devletin verdiği bir hediyedir. Maaş miras kalmaz. Zaten aynı şekilde emekli olarak verdiği de devletin bir ihsanıdır. Yani geçimini temin etsin. Sosyal güvencesi olmayan evladı veriyor. Evet. Dolayısıyla evladına verdiği de veya hanımına verdiği de onun hakkı değil. Ya devlet de aynı şekilde hediye ediyor. Ben diyor senin diyor ihtiyaçlarını karşılarım. Ha, gücü ne yetiyor? Yetiyorsa devlet ona göre veriyor. Dolayısıyla zannediyor ki o benim hakkım değil. Yani herkes İslamiyet'in emir ve yasakları öğrenilmediği, yani ilmi hal denilen fıkıh bilgileri öğrenilmediği için
ne hak ne değildir onu tutturamıyor. Onun için kitaplarda, fıkıh kitaplarında, imhal kitaplarında bunlar açıkça yazılı. Zaten insanlar dinlerini öğrenmek için Ehl-i Sünnet alimlerin yazdığı bu kitapları okumuş olsalar, mesela tamimen Saltebedi kitabı, bir imhal kitabı ki yani şu anda Türkiye'de yani onun gibi imhal kitabı yok. Çünkü bütün kitapları biz görüyoruz ve tetkik ediyoruz, bakıyoruz. Yok, yazılmamış öyle bir kitap. O her şeyle dolu bir kitap. Dolayısıyla bu kitap evde okundukça aa diyecek, komşu hakkı diyecek, karı koca hakkı diyecek, ondan sonra evlat hakkı diyecek. Sonra çalıştığı iş yerinde beraber olduğu arkadaşlarla yolda giderken kul hakkı, hayvan hakkı hepsi devreye girecek. Bunları okudukça ve bunları öğrenip de tatbike başladıkça kalbinde merhamet hissi daha çok aynı şekilde. Ve ahirette bunların hesabının altından kalkamam ben diyerek o korku sebebiyle bunlara en azından riayet edecek. Sonra da seve seve yapacak bunları. O zaman ne olacak? İyi bir insan olacak. İyi bir insan olacak. Herkesin hak ve hukukunu o zaman riayet edecek bu. Peki şimdi? Şimdi adam diyor ki, en çok benim şeyde dikkatimi çekiyor. Sizin de başınıza çok geliyordur da. Mesela ana yol, buradan araba çıkacak yan yoldan. Ana yol, benim hakkım, basıyor gidiyor. Aynı adam yan yoldan çıkacak, kimse yol vermiyor ya. Peki sen veriyor muydun bir arkadaş? Sen burada giderken, ha tamam ana yol ama bunun da çıkması lazım. Frene basıp da ona izin verdin mi? Vermedin. Hak benim dedi. Ha. Ama sonra senin ettiğin senin de başına geliyor. Senin ettiğin senin de başına geliyor. Onun için efendim Allah-u Teala bir kulunun ezelde Said mi, Şakî mi olacağını, tercihlerinin olacağını bilir. Ama o tercihini yaptığı zaman yaratır. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece Osman Ünlü hocamızdan önemli bir konuda bilgiler aldık. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyla şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, camiye giren o andan itibaren namazda sayılır. Başkasına sıkıntı vermediği ve abdesti bozulmadığı müddetçe melekler ona Allah'ım buna rahmet et ve bunun tevbesini kabul et diye dua ederler. Dünya geçicidir, burada kalınmaz. Ne kadar mal olsa murat alınmaz. Gafil olma sakın, geri dönülmez. Yürü dünya yürü, sonun bir andır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Yürü dünya yürü, sonun bir andır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Halkın dururken mahluka tapma. Şeytana uyup da yolundan sapma. Haramlara dalıp dinini yıkma. Yürü dünya yürü, sonun bir andır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Yürü dünya yürü, sonun bir andır. Bin yılından sonra azı topladın mı yola çıkman, ışık edindin mi aydınlanman, iki melek gelir sual sorman. Yürü dünya yürü, sonun bir andır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Yürü dünya yürü, bin yılından sonra ahir zamandır. Ölünce çözerler belin kuşağın, gözüne görünmez oğlun uşağın. Yakasız kefendir örtün döşeğin. Yürü dünya yürü, sonun bir andır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Yürü dünya yürü, sonun bir andır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Haran apartmanın ahir
arkada kalır. Ummadın gelir hepsini alır. Gayrılar yer içer senden sorulur. Yürü dünya yürü son bir andır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Yürü dünya yürü son bir andır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Münker nekir gelir çınarlar gibi. Gözleri yanıyor şimşekler gibi. Sorguya çekerler gök gürler gibi. Yürü dünya yürü son bir andır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Yürü dünya yürü son bir andır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Cehennemin yedi dürlü yapısı, her birinin ateştendir kapısı. 80 yıllık yoldan gelir kokusu. Yürü dünya yürü sonun bir andır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Yürü dünya yürü sonun bir andır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Yürü dünya yürü sonun bir andır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Yürü dünya yürü sonun bir andır. Bin yılından sonra. Tam İlmihal, Saadet-i Ebediyye. Manaları açık ve kat'î olan ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere tevil etse dahi, yanlış mana vererek ve manaları açıkça anlaşılmayanları tevil etmeden, yanlış mana vererek dinden çıkana, yani imanı bozuk olana mülhit denir. Mülhit, kendini Müslüman sanır. Hiçbir dinde olmayıp da, dinsiz düşüncelerini Müslümanlık imiş gibi, fasit, bozuk deliller ile ispata kalkışarak, Müslümanların imanlarını bozmak isteyene zındık denir. Mülhit ve zındık, Müslüman görünerek, İslamiyeti yıkmaya çalışmaktadır. Dini dünyaya alet etmek, İslamiyetin en çok kötülediği bir suçtur. Her memleketteki İslam alimlerini böyle ağır suçlamak, İslamiyeti kötülemeye, yıkmaya kalkışmak olur. Ehl-i sünnet alimleri hiçbir zaman siyasete karışmamış, hiçbir Müslümanı kötülememiştir. Eshab-ı kiramın hepsi öldükten sonra, yeni Müslüman olanlardan bir kısmının imanları bozuldu. Eshab-ı kiramın doğru imanından ayrıldılar. Dalalet fırkaları meydana geldi. Bu bozuk fırkalara bid'at fırkaları veya mezhepsiz denir. Bunlar manaları açıkça anlaşılamayan nasları tevil ederek yanıldıkları için kâfir değildirler. Fakat İslamiyete zararları kâfirlerin zararlarından çok oldu. Birbirleriyle ve ehli sünnet ile çekiştiler, harp ettiler. Mezhepsiz bid'at fırkalarını ehli sünnetin 4 doğru mezhebiyle karıştırmamalıdır. 4 mezhep birbirlerinin doğru yolda olduklarını söyler ve birbirlerini severler. Mezhepsiz fırkalar ise Müslümanları parçalamaktadırlar. Bugün 4 mezhepten başka ehli sünnet yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz yine günün birinde
yalnızca yatıyordu bir ağacın dibinde. O ara müşriklerden Dasur adında biri, baktı tenha yerdedir Allah'ın peygamberi. Bu müşrik çok kuvvetli bir pehlivandı yine. Geldi ses çıkarmadan o ağacın dibine. Sonra da kılıcını çekip hemen belinden, dedi ki, kim kurtarır seni benim elimden? Peygamber Efendimiz soğukkanlı bir tavır alarak buyurdu ki, beni Rabbim kurtarır. O esnada Cebrail görünüp birdenbire o müşriğin göğsüne vurarak yıktı yere. Elindeki kılıç da yere düştü fırlayıp, Peygamber Efendimiz kılıcı yerden alıp müşriğin boğazına dayadı sonra birden. Buyurdu, kim kurtarır seni benim elimden? O yalvaran gözlerle bakıp Resulullah'a dedi ki, senden başka bir kimse yoktur daha. Çünkü sen merhametli ve çok da hayırlısın. Beni bu vaziyetten yine sen kurtarırsın. Peygamber Efendimiz merhamet etti yine. Buyurdu ki, serbestsin. Haydi kalk git evine. Müşrik bu merhameti görüp çok duygulandı. Peygamber olduğuna pek yakinen inandı. Kelime-i şehadet getirip sonra hemen imanla şereflenip oldu sahabilerden. Ve yine iki müşrik, Amir ve Erbet diye vardı ki bunlar bir gün geldiler Medine'ye. Gayeleri Resulü öldürmekti ki hemen plan hazırladılar bunun için evvelden. Amir Resulullah'ın önüne gelecekti ve iman ettiğini ona söyleyecekti. O esnada Erbet de arkadan gelip hemen yaklaşıp kılıcını vuracaktı aniden. Nihayet Amir geldi önden tevazu ile. Müslüman olduğunu arz eyledi Resul'e. Erbet de arkasından yaklaştı o serverin. Bir türlü kılıcını vuramıyordu lakin. Amir ona gözüyle işaret ediyordu. Haydi ne duruyorsun, vur demek istiyordu. Resulullah anlayıp buyurdu ki o zaman, korudu Rabbim beni sizin zararınızdan. Oradan ayrılıp da geri geldiklerinde, Amir arkadaşına sordu merak içinde. Dedi, ne konuşmuştuk, sen sözünde durmadın. Niçin ben konuşurken sen kılıçla vurmadın? Dedi ki, ne yapayım, ben kılıcı kaç kere vurmak istedimse de sen girdin ara yere. Seni onun yerinde görüyordum her sefer. Seni öldürecektim vurmuş olsaydım eğer. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem süt annesi Hazreti Halime Hatun şöyle anlatmıştır. Kabilemden bir grup kadınla süt anneliği yapmak için Mekke'ye gittik. Kocam da yanımdaydı. Bir zayıf dişi merkebimiz ve süt vermekten kesilmiş bir devemiz vardı. Benim de sütüm azdı. Oğlum Damra doymadığından geceleri ağlar, beni uyutmazdı. Mekke'ye varınca bana Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem vermek istediler. Bilmediğimden dedim ki, süt emziren süt anneye ücret vermek için cömert bir baba olması lazımdır. Bu çocuğun babası yok diyerek almak istemedim. Benimle gelen bütün kadınlar birer çocuk buldular. Artık çocuk kalmadı. Kabileme çocuk almadan dönmekten utandım. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem kabul ettim. Amine Hatun bana dedi ki, üç gece önce bana bir kimse gelip,
bu oğlunun süt annesini Beni Sa'd kabilesinden ve Züveyb oğullarından tut dedi. Ben de Beni Sa'd kabilesinden olduğumu ve babamın da Züveyb oğullarından olduğunu söyledim. Amine Hatun elimden tutup beni evine götürdü. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem gördüm. Yünden beyaz bir kundak içine sarılmış, ondan etrafa misk kokusu yayılıyordu. Yüzünün güzelliğinden etrafa saadet nurları yayılıyordu. Yeşil bir ipek üzerinde uyuyordu. Mememi sinesi üzerine koyunca gözlerini açtı. Baktım ki gözlerinden çıkan bir nur semaya yükseliyordu. Hemen yüzünü örterek bunu Amine Hatun'dan sakladım. Sonra onu kaldırıp sağ mememi ağzına verdim. Emmeye başladı. Sonra sol mememi verdim. Onu emmedi. İbni Abbas radıyallahu anhüma demiştir ki, o zaman da Allahü Teala ona adalet ilham etti ki o sütü yani sol memeyi ortağına bıraktı. Halime Hatun şöyle demiştir. Daima sağ taraftan Muhammed aleyhisselam emerdi. Sol taraftan da oğlum Damra emerdi. Asla kendi çocuğum Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem önce süt emmezdi. Yine Halime Hatun şöyle anlatmıştır. Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem emzirmeye başlayınca sütüm öyle çoğaldı ki Hazreti Muhammed'e aleyhisselam ve oğlum Damra'ya süt verdiğim halde sütüm hiç azalmadı, dolup taştı. Süt vermeyen devemiz süt vermeye başladı. Evimizde süt bollaştı. Bütün kaplarımız sütle doldu. Kocam bana, ey Halime, evimiz bereketlendi. Allahü Teala bize ihsanda bulundu. Bütün bunlar yanımızda bulundurmakla şereflendiğimiz bu saadetli yavrunun bereketiyle olmaktadır, derdi ve çok sevinip mutlu olurdu. Halime Hatun şöyle anlatmıştır. Muhammed'i aleyhisselam evime götürmek için alınca 3 gün Mekke'de kaldık. 3. gece yeşil elbiseler giymiş, nur yüzlü bir kimse Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yastığına oturmuş, yüzünden öpüyordu. Kocama da gösterdim. Kocam bunu sakın anlatma. Bilmiş ol ki bizden daha mutlu olarak evine dönen yoktur, dedi. Yine Halime Hatun anlatmıştır. Mekke'den evimize döneceğimiz zaman merkebime bindim. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem önüme aldım. Merkep Kâbe'ye doğru 3 defa secde etti. Sonra yola çıktık. Merkebimiz bütün merkepleri geçti. Yol arkadaşlarımın hepsi geride kaldı. Bana, ey Halime, merkebin yularını biraz çek. Bu merkep, gelirken zorla yürüyen merkep değil midir? Dediler. Ben de kucağımdaki Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem göstererek, öyle zannediyorum ki, bu iş şu oğulcuğumun bereketiyledir, dedim. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi ilimiz Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden, Şirin Yeşillikler Diyarı Uzunköprü ilçesinden sesleniyorum. Uzunköprü'de birkaç gündür tarihi mekanları sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Bugün sizlere
nakli mekan etmiş bir çeşmeyi anlatmaya çalışacağım. Telli çeşme diyorlar. Üzerinde çok güzel motifleri var. Yay meşe bağlarından buraya külliyetli bir su getirilmiş. İnanıyorum ki buraya bu suyu da getirten, esas ana gözeyi bulduran, bu camiyi yaptıran, köprüyü yaptıran 2. Murat Han'dı. Çünkü Osmanlı'nın medeniyetine Avrupalı tarihçiler su medeniyeti diyorlar. Su insan için bir hayattır. İngiltere'de ailenin bütün fertlerinin bir tek kaptaki suyla sırayla yıkanmaları nerede? Osmanlı'nın kurduğu hamamlarda insanların bol bol temiz suyla yıkanmaları nerede? Onun için su medeniyetidir. Hem içmede hem kullanmada. Bakınız buradan menba suyu akardı bu çeşmeden. Şimdi yarım litrelik bir menba suyu alıyoruz. Doğal kaynak suyu alıyoruz. Ver 1 lira diyorlar. Bu çeşmeden insanlar menba suyu içerlerdi, kaynak suyu içerlerdi. Hiç para da ödemezlerdi. Evlerine götürürlerdi. Kimse bunlara hesap sormazdı. Kardeşim çok aldın, az aldın diye. Bu çeşme daha önce başka bir yerdeydi. Sonra buralarda bazı meydan tanzimleri oldu. Tabii araçlı hayata dönüştükten sonra ister istemez insanlara yollar lazım oldu. Bu yollar içinde tabii gelip de bir insanın dükkanından yol geçiremezlerdi. Mülkü adamın tapulu yeri. Nereden geçirelim? Vakıf arazilerinden geçirelim. Nasıl vakfın sahibi yok? Halbuki vakfın sahibi Allah-u Teala. Olur böyle şey. Efendim, böylece tanzimler yapılınca bu çeşmede normal konduğu yerden bugünkü şehrin gelişimine göre merkezi bir yer olmuş, etrafa banklar konmuş, insanlara nefes aldığı, gölgede oturduğu yerler haline gelmiş. Bu çeşme 1960'tan beri, yani 55 senedir burada. Tabii üzerinde çok güzel yazılar var, dualar vardı. Ayet-i Kerime de yazılı olduğunu zannediyorum mermere kabartma olarak. Ama bu çeşmenin yüzlerindeki, 400'ündeki de yazılar maalesef ne maksatla olduğu pek anlaşılamayan, tahmin edilen bir şekilde murçlarla kazınmış yazılar. Bunu Yunan işgalinde Yunanların veya Bulgar işgalinde Bulgarların yapma ihtimali çok kuvvetli. Çünkü onlar Osmanlı'nın yazılı bütün kitabelerini ya kasatroyla söküp götürmüşler, bunu da bakmışlar ki buraya kabartma yazılmış, şu koca taşı da hani gavur ölüsü gibi taşıyacak halleri de yok. Bir yere de saklayamazlar, komutanları da görür bunları. Onun için de bunun üzerindeki yazıyı kazımışlar. Ya insanın bıraktığı bir eser, velev ki Latince bir yazı olsun, Bizans dilinde bir yazı olsun, ecdadımız bunlarla mücadele etmemiş ki. Eğer caminin içerisindeyse, bir haç işareti varsa onu sıvayla kapatmış. Kazımaya uğraşmamış. Vay bunu kazıyalım, burada namaz kılınmaz falan. İnsanlar da bazen böyle altı köşeli üçgeni görüyorlar. Efendim İsrail Devleti'nin bayrağı böyle, altı köşeli üçgen. Bu camide de bu var, bu camide namaz kılınmaz. Fetvayı kim veriyor? Sokaktan gelen birisi veriyor. İnsanları camilerden soğutuyorlar. Onun için böyle bir durumu efendim insanlar irtikap etmeseler iyi olur. Bu çeşmenin şu kenarındaki havzının taşı mutlaka bunun içine suyun doldurulduğunu gösteriyor. İçine de su dolardı. Burada savak kısımları da var kenarlarında. Benim oturduğum şurada da savak var, öbür tarafta da var. Bu şunu gösteriyor. İnsanlar buradan su içerdi, buraya su dolardı. Hayvanların da susadıkları zaman hayvan çeşmesi olacak değil ya, madem ki insan içiyor, insanın içtiğini hayvanın da içeceği şekle getirmişti ecdadımız. Hayvanların da bir canlı, Allah'ın bir yaratığı olduğunu, onun da susuz kalmaması gerektiği için bunu bu haliyle yapmışlar. Şimdi bura çok kalabalık, yaya trafiği çok fazla. Şurada 3-5 dakika bir şeyler anlatalım dedik ama insanlara da rahatsızlık veriyoruz. Daha ötede gitmeyelim. İleride bir özgürlük çeşmesi var. Onun yeri biraz daha rahat. Orada da o Türkiye'deki ilk ve son belki de özgürlük çeşmesini uzun köprüde sizlere tanıtmaya çalışacağım. Gidelim şimdi çeşmenin yanına efendim.
Şimdi Telli Çeşme'yi bitirdik. Buradaki Hürriyet Çeşmesi'ne geldik. Adına Hürriyet Çeşmesi demişler. Bu 1908'de malum Selanik'teki 3. Ordu'nun merkezinde Sultan II. Abdülhamit Han'a karşı bir hürriyet mücadelesi başlattıklarını iddia eden İttihat Terakki'nin elebaşıları oradaki Selanik'teki manastırdaki halka ön ayak olarak 2. Abdülhamit Han'a saraya efendim anayasa ve meşrutiyet istemek için telgraflar çektirdiler. Binlerce telgraf geldi. İstanbul'dan tık yok ama. Belli ki bunlar sipariş telgrafları. Artık tehditle midir? Daha başka şekilde midir? Çünkü oranın insanları da nihayet aynı imparatorluğun vatandaşı, aynı padişahın da tebaası idi. Bunun üzerine 1908'de ikinci meşrutiyet ilan edildi. Meşrutiyet demek, padişahın mutlakiyet idaresine karşı onun bazı yetkilerinin birileri tarafından paylaşılması olayıydı. Yani padişah devleti idarede tek yetkili değil, sadrazam da, diğer vekiller de padişahım öyle diyorsunuz ama bence böyle olmalıdır gibi bir şart koşmaya meşrutiyet şartlandırma deniyor idi. 1908'de ilan edildi. Fakat bu ilanla beraber memleketteki sıkıntılar durulmadı. Yani o nihayet bir ilk adım idi. Bu ilk adımın arkasından birçok hadiseler patlak verdi. Selanik'teki merkez komutanı vuruldu. Birçok devletin orada görevlendirdiği insanlar yerlere serildi. Resteli Niyazi isminde bir yüzbaşı taburuyla beraber dağa çıktı. Ve oradaki dağlarda, Manastır dağlarında halktan devletmiş gibi vergi toplamaya başladılar. Peki ne istiyorlardı bunlar? Hürriyet istiyorlardı. Adalet istiyorlardı. Müsavat istiyorlardı. Evet. Adalet, müsavat, uhuvvet istiyorlardı. Yani kardeşlik. Kardeş kardeşi ne yapar? Hep sever, bağrına basar. Uçurumdan aşağıya atmaz kardeş kardeşi. Ama birçok kan akıtılıyordu. O zaman bu kanı akıtılanlar kardeş değildi. Uhuvvet davasında olan birilerinin kanını akıtıyorsa bu uhuvvet olmaz. Ne olur? Adavet olur. Düşmanlık olur. 1908'de bu çeşmenin Aralık ayında açıldığına dair kayıtlar var. Benim incelemelerime göre bu çeşmenin buraya, burada değildi tabii, asıl yeri bura değildi. Buraya nakli mekan etmiş. Yani uzun köprünün dışına kadar çıkarmışlar, köprünün ayağına kadar getirmişler. Şehrin içindeydi bu. Zamanın kaymakamı ile belediye başkanı el ele vererek bunun yapılmasını sağladılar diyor. Üzerindeki yazılar da o dönemin Osmanlıca yazıları, kaligrafisi değil. Öbür yüzüne bir 1908 yapmışlar. 8 ile noktayı birleştirmişler. Biri ayrı yapmışlar, 9'u ayrı yapmışlar. Nokta ile 8 birleşmiş. Belli ki bu sonradan, hani bunun tarihi bir çeşme veya anıt olmasını göstermek için ayarlanmış bir husus olabilir. Böyle 4 tane sütun, ortalarına birer kitabe ki bunlar mermer tezgahlarında silinmiş mermerler efendim. Çok sonralardan yapılmış mermerlerdir. Onları tamamlamışlar, getirmişler, buraya koymuşlar. Efendim deniyor ki Türkiye'deki ilk özgürlük, ilk ve son özgürlük çeşmesidir. Tabii Lüleburgaz'da da bir çeşme var ama o daha başka bir şey. Gaziler için yapılmış. Böyle meşrutiyet, ikinci meşrutiyet veya 31 Mart vakası ile ilgili insanların getirip de koydukları şeyler değil. Tabii bu çeşmenin etrafında 1909'dan itibaren, yani Abdülhamit Han tahttan indirildikten sonra, İttihat Terakki de idareyi ele aldıktan itibaren
Burada bu çeşme sanki uzun köprüye bir kurtarıcı gelmişçesine etrafında törenler yapılan bir eser haline getirildi. Ve bu eserlerde okul çocukları getiriliyordu, öğrenciler getiriliyordu ve onlara şiirler okutuluyordu. İşte bu şiirlerden birisinde şöyle diyor okul çocukları. Bura zaten işi çözüyor. Yani Enver ile Niyazi'nin adının geçtiği bu şiirler bunun 1909 ve devamında yapıldığını bize anlatıyor. Çünkü okul öğrencileri şöyle bir şiir okuyorlar. Milletin fahri Niyazi, milletin övüneceği insan Niyazi'dir. Güya mecaz yapıyorlar burada, mecazi bir atıf yapıyorlar. Ordumun enverleri, yani Enver Paşa'yı kastediyor burada gene bir mecaz ederek. Muhterem cemiyetin ey kahraman askerleri. Şimdi okullarda söyletilen türküler o zamanlarda Enver ile Niyazi hak mı gönderdi sizi şeklinde marş söyleterek ilkokulları, ortaokulları yürütüyorlardı. Bunun daha devamı vardı. Tabii ben o dönemi yaşamadığım için nihayet okuduğum belgelere bağlı kalıyorum. Nihayet bu Niyazi Bey, Resneli Niyazi Bey Manastır dağlarında dolaşırken dağda önüne bir geyik çıkar, geyik yavrusu. Bu geyik yavrusunun kendisine ilahi olarak gönderildiğine inanır Resneli Niyazi. Bir yerde yol şaşırınca geyiğin gittiği yere bakar, taburu onun peşinden gönderir. Geyik işi o kadar ileri gider, o kadar ileri gider ki İstanbul'da işi gücü az olan, parası çok olan insanlar Manastır'a gelip dağlara çıkıp Niyazi Bey'in geyiğini resmi ziyarete gelirler. Tabii hediyelerle falan da gelirler canım. Yani geyiğe orada bir torba yem değil, geyiğin sahibi olan Niyazi Bey'e, onun metbu olan, geyiğe metbu olmuş, tabi olmuş geyiğe yani. Bu geyiği de seans seans seyretmeye başlıyorlar bu insanlar. Zaman zaman geyik işte arka toynaklarıyla kulaklarını kaşırsa şöyle demek istiyor. Efendim kulaklarını sallarsa böyle demek istiyor diye yorumlarla İstanbul'un bütün kıraathanelerinde Niyazi Bey'in geyiği Türkiye'nin en önemli meselesi oluyor. Şimdi bazı insanlar aralarında böyle boş laflarla muhabbet ederlerken adına geyik muhabbeti diyorlar. İşte bu geyik muhabbetinin kaynağı Resneli Niyazi'nin Manastır dağlarındaki peşinden gittiği geyiktir. Sonra bu Niyazi'yi İstanbul'a getirdiler. Baktılar ki bu adam deli dolu bir adam ama öyle çarpıcı çırpıcı, rüşvetçi falan değil. Halk kahramanı olduğunu söyleyenlere bayılıyor. Bursa'ya falan götürdüler. Baktılar ki oralarda İttihatçıların ana gayesinden uzak nutuklar veriyor. Hemen onu geri çektiler ve dediler ki arkadaş sen git Manastır'da kendine bir çiftlik al, otur. İttihatçılar bunu Manastır'a gönderdiler ve Manastır'dan Selanik'e geldi sonra. Selanik iskelesinde gemiye binip İstanbul'a gelecek ve kendini oralara sürenlerden, İttihatçı kardeşlerinden, uhuvvet, hürriyet, adalet, müsavat var ya efendim. Hani ana umdeleriydi bunlar. Onlardan hesap sormaya gelecekti. Selanik iskelesinde 3 tane kalpaklı adam, yüzleri kapalı, Niyazi'yi çapraz ateşe tuttular, gemiye binemeden öldürdüler. İttihat Terakki kendi evlatlarını Fransız ihtilali gibi yemeye başlamıştı. Ondan sonra da iştahı açıldı, daha çok kişi yedi. İşte Özgürlük Çeşmesi denen çeşme ve onunla ilgili o zamanın hikayelerinden bazı şeyleri sizlere arz ettim. Süremizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Uzun Köprü'de yeni bir yerde daha buluşmak üzere, tarihi mekanda buluşmak üzere sizlere veda ediyorum. Hoşça kalın efendim.